dünya koronavirüsün etkilerini henüz aşamadan yeni bir ölümcül salgınla karşı karşıya kaldı. Maymun çiçeği hastalığı hem insanlarda hem de diğer bazı hayvanlarda ortaya çıkabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Erken belirtileri şu şekildedir: ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme, sırt ağrısı ve aşırı yorgun hissetmektir. Kulağın arkasında, çenenin altında, boyunda ve kasıkta şişmiş lenf düğümleri yer alır. Virüsün etkileri sonucunda üzerine kabarcıklar ve kabuklar oluşturan döküntüler meydana gelir. En sık ağızda, yüzde, eller ve ayaklarda, cinsel organlarda ve gözlerde oluşur. Semptomların başlangıcında maruz kalma ortalama 12 gündür. 5 ila 21 gün arasında değişiklik göstermektedir. Vücutta görülen semptomların süresi ise 2 ila 4 haftadır. Bu hastalık özellikle çocuklara, hamile kadınlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere bulaşmayı daha çok sever. Belki de bizi yeniden hapsedecek bu virüs. Bununsa nasıl yayıldığı merak konusudur. Çalı eti, hayvan ısırığı veya tırmalaması, vücut sıvıları enfekte bir kişiyle yakın temasla yayılabilir. Virüs, normalde belirli kemirgenler arasında dolaşmaktadır. Tanı, virüsün DNA'sı için bir lezyon test edilerek doğrulanabilir. Maymun çiçeği salgını, su çiçeği hastalığına benzemektedir. Çiçek hastalığı aşısı, enfeksiyonu %85 etkililikte önleyebilir. Ancak çiçek aşısı 1970'lerin sonlarında dünyanın birçok yerinde durdurulduğu için maymun çiçeğine karşı çok az bağışıklığa neden olur. Hastalık vakaları daha önce Orta ve Batı Afrika dışındaki ülkelerde tespit edilmiş olsa da bunlar genellikle bölgeye seyahat eden insanları içeriyordu. Endemik olmayan ülkelerde tespit edilen son vakaların çoğu Avrupa'da, çoğunlukla Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık'ta meydana geldi. Son analizlere bakıldığında kıtada bugüne kadar görülen en büyük hastalık salgını olduğu söylenmektedir. Hastalığın geçmiş tarihi bulunmaktadır. 1950'lerde laboratuvar maymunlarına tespit edilmiştir. Taşıyıcı olmasalar da adlarını maymunlardan almışlardır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ilk insan vakası 1970 yılında 9 yaşında bir erkek çocukta ortaya çıkmıştır ve bunun üzerine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçmiştir. O zamandan bu zamana hastalık Orta ve Batı Afrika'da 11 ülkeye yayılarak kötü etkilere yol açmıştır. Ayrıca hastalık Afrika dışında da sporadik olarak rapor edilmiştir. Bölge dışında ilk salgın 2003 yılında meydana gelmiştir. Maymun çiçeği hastalığında döküntüler ilk belirtilerin gözlenmeye başlanmasından itibaren 1 ila 5 gün aralığında görülür. Çoğunlukla ilk döküntüler yüz bölgesinde gözlenir. Ardından vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bazı hastalarda genital bölge, gözler ve ağız içi mukozada da lezyonlar görülebilir. Hastalık, döküntülerin benzerliği nedeniyle su çiçeği ile karıştırılabilir. Döküntüler başlangıçta içi sulu kabarcıklarken zamanla bunlar kabuklu noktalar haline dönüşür ve iyileşmeye başlar. Bazı hastalarda lezyonlar tüm vücuda yayılan yüzlerce kabartıyı içerirken bazı hastalarda ise daha az sayıda kabarcıklanma oluşur. Yoğun vakalarda lezyonlar birleşerek deri yüzeyinde geniş çaplı döküntüleri beraberinde getirir. Hastalığın şiddetine göre genellikle 2 ile 4 hafta aralığında döküntüler tamamen kaybolur ve hastalık iyileşir. Maymun çiçeğinde ölüm oranı ise %3 ile 6 gibi düşük bir orandır. Bunların büyük bir kısmını sekonder hastalıkları bulunan küçük yaştaki hasta grubu oluşturur. Maymun çiçeği virüsünden kaynaklanan enfeksiyon bulaşıcı niteliktedir. Hastalık genellikle fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan bulaşır. Vahşi yaban hayvanları ise virüsün insanlara bulaşmasındaki en iyi aracı olarak görülmektedir. Virüse enfekte olmuş bir hayvan tarafından ısırılmak, bu hayvanların vücut sıvılarına, derilerine veya hastalıktan kaynaklı döküntülerine dokunmak, enfekte bir hayvanın iyi pişmemiş olan etini tüketmek, kürkünü kullanmak gibi pek çok durum hastalığın bulaşma yolları arasında sayılabilir. Bu şekilde insanlara geçen maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında da yayılarak bir salgın haline dönüşme riski oluşturur. Hasta bireyin vücudunda yer alan döküntüler ve bu kabarcıkların içerisindeki sıvılar hastalık etkeni içerir. Dolayısıyla hasta bir kişinin döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysilerin, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları ortak olarak kullanmak gibi durumlar hastalığın kolaylıkla bulaşmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra hasta kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla yayılan damlacıklar yoluyla da hastalığın bulaşması mümkündür. Bu nedenle maymun çiçeği hastalığına benzer cilt lezyonları olan kişiler hijyenik önlemlere dikkat edilerek derhal sağlık kuruluşlarına ulaştırılmalıdır.
hastalığın teşhisini alan bireylerle temas minimuma indirilmeli, mümkünse karantina koşulları uygulanmalıdır. Maymun çiçeği oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Bu nedenle günümüzde bu hastalığa yakalanma olasılığı ülkemiz koşullarında oldukça düşüktür. Ancak son dönemde bildirilen vaka sayılarındaki artış ve hastalığın beklenmedik ülkelerde ve insanlarda görülmeye başlaması göz önünde bulundurulduğunda virüse karşı hijyen kurallarına dikkat edilmesinde fayda vardır. Tüm hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi korunmanın en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için eller düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra eller temizlene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir. Bunun haricinde doğada vakit geçiren insanlar da dikkatli olmalıdır. Ölü hayvanlar da dahil olmak üzere başıboş ve vahşi hayvanlara yaklaşılmamalıdır. Doğada görülen ve sağlıklı gözükmeyen hayvanlara kesinlikle temas edilmemelidir. Kemirgenler hastalığın önemli bir bulaşma yolu olduğundan fare gibi hayvanların girip çıktığı tespit edilen alanlar varsa bunlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Böyle alanlarda saklanan gıda maddeleri mevcutsa bunlar da imha edilmelidir. Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bu bireylerin kullandığı giysiler, havlu ve yatak örtüsü gibi ürünlere de temas edilmemeli ya da ortak kullanım varsa derhal sonlandırılmalıdır. Henüz ülkemizde bildirilmiş olan bir maymun çiçeği virüsü olgusu söz konusu değildir. Bununla birlikte virüs şu ana dek sınırlı sayıda kişide görülmüş, herhangi bir salgına yol açmamıştır. Ancak kısa dönemde farklı ülkelerden beklenenin üzerine vaka sayısı bildirilmiş olduğundan virüse karşı dikkatli olunmasında fayda vardır. Bu nedenle eğer siz de çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri yaşıyor, herhangi bir enfeksiyon belirtisi gösteriyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurarak doktor kontrolünden geçebilirsiniz. Böylelikle olası hastalıklarınızın erken tespit edilmesini ve yakınlarınıza bulaşmadan tedavi edilmesini sağlayabilirsiniz. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.